yıl. Tamam, Ardından 30. hemen 5 yıl Esat 14 14 yıl işte şey 24 yıl 30 54 yıl. 24 yıl değil mi? 54, 54 yıl oluyor. 54 yıllık Esat e, rejimi i̇şte, ve evet. 61 yıllık da Baas rejimi Aynen, evet. sona erdi diyebiliyor muyuz artık noktayı yani. Yani sona mu? sona erdi inşallah sona söylemez. erdi diyelim. Günaydın bu arada Çünkü yani dün bu şey, geceden evet. bir de yayındası. Evet diye. evet. Yani e, inşallah sona erdi diyebiliyoruz. Çünkü e, hakikaten artık yeter. Yani e, Suriyelilerin çekmiş olduğu acı, evet. Suriyelilerin şu e, 21. yüzyılda bu çağda yaşamış olduğu acı, sıkıntı yeter. Yani yeterdi. 14 yıldır gerçekten o insanlar öldü, öldü, yani öldü, öldü, öldü. yani. Öldü, yani öldü, ülkeye, bazen böyle dayanamıyorum yayındayız. Ya ama. bir insanın sırf kendi hırsı yüzünden, koltuğa yapışma yüzünden bir ailenin, bir ülkeyi nasıl bir hale getirdiğini gördük. Gerçekten çok korkunç, çok. Suriye için. Yani bir yandan çok sevinçliyiz. Acıklı bir durum. Ee, bir yandan da çok hüzünlüyüm. Yani Suriye kadar tarihi derin, evet. kültürü derin, ee, halkı böyle hakikaten çeşitli, renkli renkli bütün dinlerden, çeşitlerden, dillerden e, bir halk ve o kadar mükemmel bir ülke nasıl hale geldi, nasıl bu hale geldi? Sadece bir liderin illahi ben, illahi ben, illahi ben demesi. Yani bir ailenin bir ülkeye tahakküm etmesinin sonucu bu. Evet, ve İnşallah bu da kurbanı oldu. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan değil mi? Bir aslında bir evet. el uzattı. Görüşelim, gel ya görüşelim neler, dedi. Ya neler neler Türkiye yaptı. Ta Ona bundan 14 ben... yıl önce, 13 yıl önce olaylar başladığında Türkiye devreye girdi. Cumhurbaşkanı vardı. Çağırdılar. Bak yapma, etme. Bir dönem daha kal dediler hatta. Bu dönem içerisinde gerekli değişimleri yap siyasi partiler yasasını çıkar. Farklı insanlara hak tanır, Gitsinler, gelsinler, bir şeyler yapsınlar. Yok. Yok adam yani bir inat yani. Bir bu bu aile böyle bir inat yüzünden Esad ailesi, Hafız Esat ailesi bir da da mı ediyor. ilişkiler böyle bizim gel gittiğimiz. Hafız Esat'ta daha kötüydü ilişkilerimiz. Çünkü Hafız Esat döneminde tamamen biliyorsunuz PKK'yı besleyen terör örgütünü liderini Şam'da ...ağırlayan bir liderdi yani. Onunla ilişkilerimiz çok çok kötüydü yani o dönemde. Çünkü tamamen Türkiye karşıtı bir e, tavır içerisindeydi. Tamamen terör örgütlerini besliyordu. Onlara bakıyordu. PKK'nın hamisiydi. O yüzden oğlu geldiğinde bir umut vardı. Çünkü İngiltere'de evet, eğitim görmüş, doktordu, ismi. herkes bir şey oldu. Geldiği ilk dönemlerde bir takım değişimler, sinyali verdi, özgürleştireceğiz dedi vesaire söyledi bunu. Ama sonrasında... Tabi bazı İran'ın da devreye girmesi ardından Rusya'nın devreye girmesi vesaire adam koltuğu bırakmam dedi yani bırakmadı insanlar öldü çocuklar öldü binlerce insan yani sadece e, bir hapishanede o hatırlarsanız e, bir e, fotoğraflar çıkmıştı ve yayılmıştı Hale de onunla ilgili hatta soykırım davası vesaire açılacak. Ve bu şamdaki hapishaneyi suçu. demiyorsun evet. değil mi? Şam'dakini mi diyor? Şam'daki değildi. Başka bir hapishane vardı. Orada binlerce insanın cesedi çıktı. Açlıktan ölmüş, susuzluktan ölmüş, işkenceden. İşte bunlar. Ha bir bir koltuk için bu değer mi ya? Şimdi değer miydi yani? Geldiğim nokta bu. Yani şimdi geldiği nokta neresi? Hayatta mı, değil mi? Benim kendi kanaatim hayatta. Hı -hı. Büyük ihtimalle Rusya'ya gidecek. Çünkü karısı orada tedavi görüyor. 2-3 aydır orada. Çocukları bildiğimiz kadarıyla Dubai'de yaşıyor. Oradalar. Ya düşünmeyin yani bu ailenin bu aile yine bir şey olmaz. Çünkü ülkenin bütün parasını çaldılar dışarı. Amcası katrilyonerdi. İngiltere'de yaşardı. O paralar kimin parasıydı? Suriye'nin parasıydı. Kaçırdıkları para onların torunlarının torunlarına yeter. Ama hiçbir zaman elleri kandan temizlenmeyecek. Bu da bir gerçek. Ama halk da bunu unutmuyor işte. Unutur mu yani senin? Yani çocuklar Türkiye'de doğan çocuklar var ya. Halepli evet. Türkiye'de doğmuş ve ilk defa Halep'e gidiyor. Ya bu acımasızlığın tarifi var mı? O yüzden hakikaten çok büyük bir iş bu. Şimdi e, Felemez böyle anlatınca da tabii benim çok hoşuma gidiyor dinliyorum ama şimdi gazetelere de şöyle bir bakalım istiyorum. Tabii. Şu anda hiç Şamla ilgili yani Şam kuşatması deniyor mesela. Eee Esad Şam'da tek başına demiş Hürriyet. Suriye'de Söz Halkın Türkiye gazetesi daha böyle Şamla ilgili hiçbir şey yok. Bir evet. gecede mi? Yani bir gece dün gece, bir gece düştü, dün gece, bir gece sabaha karşı saat İkiydi galiba şeye girdiler dediler devlet televizyonuna girdiler evet. muhalifler devlet televizyonu dediğimiz Şam'ın kalbinde bir yer. Hı. Yani oraya devlet televizyonuna girmiş, girmiş olmanız Şam'a almış olmanız anlamına geliyor çünkü tam kalbinde bir yer. Zaten dün belliydi dün e, generalleri rejimin generallerinden birisi çıkıp bir açıklama yaptı açıklama yapa yapmaz dedim ki bu iş bitti aklıma saddam geldi hani hatırlarsanız çıktı. Evet ya ben ya, o gün de evet. yayındaydım biliyor aynen, musun. Aynen. Saddam Ama Amerika çıktı ne dedi? Orada tabii. Ne dedi Saddam? BBM. Yani her şey kontrol altında, hiçbir sıkıntı yok, yapılan yayınlara inanmayın. Televizyonda çıkan haberlere inanmayın. Biz işimizin başındayız vesaire. İki saat sonra Amerika işgal ediyor Dün o generali görür görmez iş bitti dedim. Çünkü artık son nokta. Bir şekilde halka umut vermeye çalışıyor. Zaman kazanmaya çalışıyor. Zaten 2-3 saat sonra da haberler gelmeye başladı. Şam'ın merkezine girdiler. E, tabii en önemli yer şeydi, e, yayın yapan televizyon binasıydı, yayın binasıydı. Resmi devlet televizyonu. Oraya girmeleri her şeyi bitirdi. Zaten az önce de bir yayın yaptılar. Açıklama yaptılar. E, Esad'ın Şam'ı terk ettiğini Hı. söylediler. Esad'ın başına ödül konduğunu. Evet onu söyler misin evet. detayını? Yani eee muhaliflerin tabii ki ilk 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 evet. va muhaliflerin önemli vaatlerinden bir tanesi de Beşar Esad'ın yargılanmasıydı. İşlediği suçlardan dolayı. Ki doğal olarak Suriyeliler bunu ister. Çünkü hakikaten Suriye'ye çok çektirmiş bir isim. E, bundan dolayı muhalifler onun iadesini isteyeceklerdir. Bir şekilde onu almaya çalışacaklardır. Tutuklamaya çalışacaklardır. Çünkü bunun hesabının sorulması gerektiğine inanıyorlar biz de inanıyoruz. Bunun hesabının sorulması gerektiğine. Ee, bunu televizyondan da tekrar deklare ettiler. Hatta ödül veriyoruz dediler. Yani bize Esad'ın yanında vesaire onun yanında olanlara söylüyoruz. Eğer onu bize teslim ederseniz vesaire. Ama tabii 10 milyon dolar kadar, ödül evet, sözü evet, verilmiş. Söz verilmiş. Ee, Askeri operasyon idaresi. Bu şekilde tabii bu, bu şekilde bu, bu bir de şey. Yani halkın yüreğini su serpmek artık Hı. hani yani evet acılarınızı anlıyoruz. Bakın onları gidermek için de bu adamı Peki. almaya çalışıyoruz Yani diyorlar. neler bekliyor konuşacağız.